Ali Kıdık nasıl bir paylaşımda bulundu ona bir bakacağız. İyi Parti İstanbul <laughs> Büyükşehir Sekreteri ya yani Grup Sekreteri Ali Kıdık sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şimdi Ali Kıdık bu şeyi niye mesela özellikle dikkate almak lazım Ali Kıdık'ın yazdıklarını söylediklerini çünkü çünkü bu şeyi Türk Hava Yolları'nı çok iyi bilen bir isim. Yani havacılığı Türk Hava Yolları'nı iyi bilen bir isim. Muhtemelen daha önce Türk Hava Yolları'nda görevliydi. Ondan emin değilim. Ona bir bakmak lazım. Ee, ama benim yanlış hatırlamıyorsam bir şekilde Türk Hava ile bir ilgisi var. Dolayısıyla müesseseyi havacılığı içten bilen birisi. Şimdi diyor ki Ali Kuduk. Flash, flash. Seçim hamleleri erken başladı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı açıkladı. Binlerce Taşeron Türk Hava Yolları bünyesine alınıyor. Evet. Seçim yatırımı, seçim yatırımı. Bütçe açığı, bütçe açığı. Paralar saçılacak. Evet, paralar saçılacak. Popülist politikalar, evet popülist politikalar ve başkalarını suçladıkları ne varsa ne varsa bu hükümet tarafından yapılacak. Bugüne kadar savaştıklarını söyledikleri mücadele ettiklerini söyledikleri ne varsa hepsini kendileri yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. Demek istediğim şu, daha önce örneğin işte bu EYT'lilerle ilgili olarak hani seçimi kaybedeceğimi bilsem bunu geçirmem. Niye? Çünkü bu popülist bir politikadır ve aslında böyle bir uygulamayı hayata geçirirsek yani EYT'liler işte bir şekilde e, emekli edilirse bu bütçemize SGK'nın bütçesine Kemal'in, Bay Kemal'in daha önceden batırdığı SGK'nın e, bütçesine yük getirecektir. Dolayısıyla biz çocuklarımızın e, yani biz geleceğimizden çalmış oluruz diye hani savunuyordu ya Erdoğan. Sonrasında ne oldu? Bir baktık kendileri geçirdiler bunu. Ya bu tam da bu örnekte olduğu gibi. Ne söylüyorlarsa? olmaması gereken ne varsa bunun tersini yapabileceklerini gözlerinin bu kadar kara olduğunu bize hep gösterdiler ve işte burada bütün bunlara bu gözle bakmak gerekiyor. Yani bu popülist politikalara